Merhaba. Ayşegül, dekorla ne kadar uyumlu giymişsin. Aa, evet. Çok yakıştınız. Hep dursan mı acaba skeç boyunca da? Şurada ben hiç yokmuşum gibi arkadaşlar önerle. Vallahi çok şık olmuş. Ceren, kostüm ekibimiz sağ olsun. Çok tatlı giydiriyorlar. Evet, burada bizi. Ceren Eken'i de alkışlayalım. Ekibimizin kostüm sorumlusu. Evet. Nedir konu? Şimdi bir bankanın çağrı merkezinde işe başlayan birinin ilk iş gününü izleyeceğiz. Müşteri zahmetleri geliyor. Sema yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet, zahmet bank çalışanları toplanın bakalım motivasyon için. Evet, hadi tempo tempo tempo, sinerji enerji. Bugün nasılsınız bakalım? İyiyiz. For English press 9. We are fine. Çok güzel. Bugün çağrı kotaları dolduracak mıyız? Duyamıyorum. Evet. Evet. Belfut'un yaskınız geldi mi? Geldi. Evet. O zaman harika. Hazırız, başlayabiliriz. Enerji, sinerji, jumanji. Ses veriyorum. Baka bizim evimiz, sımsıcaktır yuvamız. Zahmet bankta hepimiz mis gibiyiz, tertemiz. Başımızda aydın gel. Cebimiz birim dolu, mutlu olduğumuz yer Zahmet Bank Çağrı Bürosu. Dibi 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 dap 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 dap. Arkadaşlar, motivasyonu sağladığımıza göre daha ciddi bir konuya geçebiliriz. Bugün Furkan arkadaşımız aramızdan ayrılıyor. Kendisini şirkete kattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Furkan. İyi günler, merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet, tamam. Hemen aktarıyorum sizi. Bekleyin lütfen. Aktardım. Yeni mi geldiniz bana? Hoş geldiniz. Tekrar aktarıyorum sizi. Aktardım. İşleminiz neydi? Evet, kart iptali hiç sevmeyiz. Neden? Geçmiş olsun. Tamam. Anneni kızı 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 kızı. Aa, ne oluyor öyle? Evet, tamam, tamam. Ben size kampanyalardan bahsedeyim, kampanya. Vereyim kampanya, yeni kampanya geldi. He? Vereyim mi? 15.99. 15 de değil bak. 14.99'a veriyoruz. 14.99. Evet, dinlenmeye alalım. Ambulans geldi mi? Geldi efendim, aşağıda. Hadi bakalım, o zaman çalışın. Değil mi, değil mi, değil mi? Dap, 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 dap. Furkan, iyi misin? Bankamızı tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Çocuğun kafa gitti ya. Gitti. Hadi, hadi Furkan. Hadi. Gide gide. Hadi. Gerçekten gitti. Aa, merhabalar. İsmet ben. Yeni çalışanım. Merhaba. Aa, hoş geldin. İsmet gerekli bilgileri sana verdiler mi? Evet. Boş ver. Alışır zaten. Hemen başlayınca alışır. Tatlım, gel böyle. Gel böyle. Kulaklığını takıyorsun kulağına. Tamam. Anladın mı? Çağrıları bu şekilde alıyorsun, buradan çağrıları alıyorsun. Evet. Anladın mı? Çok fazla çağrı gelmeye başlayınca ne yapacaksın? Mute tuşu var burada. Tamam. Söyle bakayım. Mute. Mute tuşuna basıyorsun, sessize alır, tamam, tamam mı? Tamam, olur. Hadi bakalım, başla. Canım benim, istediğin kadar çay kahve alabilirsin. Ama çay kahvem olan 2,5 dakika olduğu için gidip gelmeye zamanın yetmiyor. O yüzden içme. Anladım. Zaten çok içme, sıkışırsın. Ha, tamam peki o zaman. Tuvalet molan 10 dakika. İyi sayılır. İyi sayılır öyle mi? Evet. Tuvaletler 17. katta. Biz kaçıncı kattayız? -16. Ve asansör yok. O yüzden al bunu. Aa, bu ne? Yetişkin bezi. Hepimizde var. Tamam, göstermete gerek yok. Teşekkür ederim. Benim yetişkin bezim. İsmet, yapabileceksin mi? Kavurabileceksin. Yani vallahi yapabileceğime inancım var. Yapar. Tamam, hadi. Hadi. Hadi başlayalım. Buyurun. Zahmet Bank aradığınız için teşekkür ederim. İsmim Filiz. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Araç kredisi için aramıştım. Öncelikle hitap etmek adına isminizi rica edebilir miyim? Muammer Dolusert. Kontrollerinizi sağlıyorum Muammer Bey. Efendim, hesap hareketlerinize baktığımızda sizin için sadece ayağımı yerden kessin yeter kredisi verebilirim. Nasıl? Elektrikli skuter, sahilden akarsınız. İyi günler. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo canım, benim kredi kartının limitini biraz yükseltir misin? Tabii. Öncelikle doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Çarşamba. Gün, ay, yıl olarak rica edebilir miyim lütfen? 32 sene evvel Zemheri ayının ilk çarşambası. Annenizin evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonraki soyadıyla birleşiminden oluşan ve boşandıktan sonraki soyadının 4. ve 5. harflerini alabilir miyim? Pi-3 mü alıyorum kardeş? Anlamadım efendim. Ya sen neden bahsediyorsun? Allah aşkına, yemin ediyorum kullanmayacağım bir daha bankanızı. Kapat ya, kapat ya. Allah.
Zahmet Bank'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Adım İsmet. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi İsmet Beyci. Yok, İsmet Hanım. Yok, Hasibe be. Yok yok, ismim İsmet. Ay yazık. Baban oğlan mı bekliyordu? Efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Kız sen robot musun? Hayır efendim. Bak bilgisayarsan söyle. Hayır efendim. Annenin bekarlık soyadının üçüncü rakamını söyle, inanayım. Üç. İnandım. Teşekkürler. Evet efendim, işleminiz neydi? Canım, makine benim kartı yuttu. Ha, son yaptığınız işlemi öğrenebilir miyim? Bulaşıkları dizdim. Hayır efendim, ATM'deki son işlemini. Kız İsmet, uzatma, içeriden kartımı ver hadi. Ama efendim, o işler öyle olmuyor. Yönetmene bağla beni. Yönetmene mi? Niye yönetmene bağlasana kız? Tabii efendim, bir dakika aktarıyorum. Haydi aktar. Ay Filiz Hanım, ben bu kadını anlayamıyorum. Ne yapmam lazım acaba? Ne olmuş, problem ne? Makine kartını yutmuş. Ha. Kayıtlı olduğunuz şubeye yönlendiriyorum, de kapat. Ha. Aynen aynen. Tamam efendim, ben size ana menüyü aktarıyorum. Telefona üfler misin? Beyefendi, rica edeceğim. Üzerinde ne var? Beyefendiciğim, görüşmelerimizin kayıt altına alındığını hatırlatmak isterim. Kaydediliyor mu? Evet. Sesim nasıl geliyor? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi kızım bankayla kredi, vade, 36. Anlamadım efendim. Bir kez daha tekrar eder misiniz? Ya ablacığım, neyini anlamıyorum? Bankayla kredi, vade, 36. Tamam efendim, ben şimdi işlemimizi halledeceğim. Bir dakika. Tolga Bey, ben bunu da anlayamıyorum. Yardım eder misiniz? Geldim. Ben bakayım. Bir bakar mısınız? He, çocuğum. Buyurun, dinliyorum efendim. Anladım. Cep telefon numaranızı öğrenebilir miyim? Cep, 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 ıs, ıs, enka dedi. Enka zı, makata, ara zı kanıta. Dokka, ara zı çıkayı bapara. Çakı da merak ettin, ben de. Vay, 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 vay. Lebe, bebe, leze dedi. Çok, be, fa, fa, fa. 98, tamam. Aynen, aynen. Tamam, ben işlemlerinizi hallettikten sonra sizi tekrar yönlendireceğim. Teşekkürler. Oha, nasıl anladınız? 8 senedir burada çalışıyorum ben, manyak. Vay canına, mükemmeldir. Zahmet Bank, nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ben sülalenizi, yedi ceddinizi, gelmişinizi, geçmişinizi bip! Teşekkür ederim efendim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Ha yok, sağ olun ya. Ben küfretmek için arıyorum, deşarj oluyorum da. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi teşekkür günler. Ederim. Sizi sıraya alıyorum. Sülalemize küfredenler arasında 7. sıradasınız. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Filiz, Filiz. Hı? Hadi, bez değiştirme molası. Ya ay, saçmalama, nasıl? Bir sürü çağrı geliyor şimdi. Nasıl gidelim ya? Ya Filiz, sızdırıyor, sızdırıyor. Baba mı? Sızdırıyor, evet. Doldu mu diyorsun? Evet, biz gidiyoruz. Biz de iki dakika. Ama ben burada nasıl tek başıma yapacağım? Dedim ya sana tatlım, çok ayarlarsa mute tuşuna bas, ses size. Mute tuşuna bas. Tamam, evet. Hadi edersin, tamam. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sende pudra var mı? Var, var. Tamam. Çok kötü oldum, al. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Buyurun. Alo, ses geliyor mu? Evet, evet, geliyor, alıyorum. Hitap etmek için isminizi alabilir miyim? İsmet. Aa, İsmet Bey oğlum. Yok, erkek değilim efendim. Aa, özelim beni ilgilendirmez yavrum. Anladım. Ben emekli maaşımı bir bankadan başka bankaya taşıyacağım. Neden? Taşınacağım. Peki efendim, geçerli. Teşekkür ediyorum. Ben işleminizle ilgileneceğim, sağ olun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Alo, ben havale işlemleri için aramıştım. Tabii, buyurun efendim. Alt komşum Ümran'ın kocası Kamil'i Allah'a havale ediyorum. Ne halleri varsa görüşürler bundan sonra. Tamam efendim, gayet güzel. Havale işleminizi de halledeceğim. Efendim, buyurun, bekliyorum. Alo, buyurmuyorum ben. İnsanları kandırıyorsunuz siz bak. Habire bekletiyorsunuz, müzik dinletiyorsunuz bize. Şimdi al. İlginç bir tarz. İlginç bir tarz aldım. Nasıl? Fena değil. Oh. Bak, en güzel kısmı geliyor. Allah'ım. Nasıl oluyormuş? Ah, teşekkürler efendim. Biraz da olsa oynadık. Evet, devam ediyorum. Zahmet Bank'tan arıyorum efendim. Nasılsınız? Valla oturmuşuz. Kendimize çay içiyorum. Afiyet olsun efendim. Sizi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket yapmak adına yok, aramışım. Yok kızım, istemiyorum. Ama bir 5 dakika dinlerseniz çok memnun olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, istemiyorum. Ama şimdi mesela kartlarımızda o kadar güzel kampanyalar var. Kızım, ben yayladayım, yayladım. Burada mağaza yoktur ya, bana ne anlatıyorsun? Ben burada koyun vardır, keçi vardır, benim koyunum vardır muhabim.
Dur kasları getir Muharrem. Ha, bak Muharrem. Konuş Muharrem. Duydun mu kızım? Duydum efendim. Gayet net duydum. Keçiniz hayırlı uğurlu olsun. Koçun, koş kızım, koç. Onu da bilemedim, evet. merhabalar. Zahmet Bank bireysel emeklilik fırsatları için arıyorum. Yok canım, benim toplumsal emekliliğim var. Sıkıntı yok. Çok güzel beyefendi, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Zahmet Bank, buyurun efendim. İyi günler. Ben vadeli hesabımı kapatacağım. Neden efendim? Vadem doldu. Bir haftaya ölürüm ben. Ne diyeceğimi bilemedim efendim. Kolay gelsin. Ben işlemlerinizi halledeceğim. Heh. Buyurun. Beni sabah 6'da uyandır. Nasıl yani? Kız sen robot değil misin? Uyandır. Aslında değilim ama. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Benim tuvalet biraz su akıtıyor da bana tesisatçı çağırabilir misin? Aa, teknik servis mi burası beyefendi ya? Ya Allah belanızı vermesin. Her şeye bir şey bağırıyorsunuz ya. Ya ama ben ne yapabilirim burada ya? Kızım. Evet, buyurun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vallahi önümdeki ekrandan müşteri numaranızdan görüyorum efendim kim olduğunuzu. He, ona göre ben şimdi ev kredisi veriyorum. Ama bey, hanımefendi ben ne yapacağım burada ya ev kredisini? Hem de keçili bir hanımefendisiniz sen. Allah'ım neredeydi bu New York turu? Neredeydi? Kızım. Ahır kredisi istiyorum. Allah'ım basamadım herhalde. Hanımefendi, sesiniz çok tahrip edici geliyor. Bir hohlar mısınız? Bak, bilgisayarsan söyle. Ben iki saattir laf anlatıyorum burada, boş boş. Kızım, bak bankayla göttek be o açıma. Ha, bilgisayar mısın? Söyle. Vallahi değil. Kızım, dolar kaç para ediyor ya? Düştü diyorlar abla. Sen kimsin, kimsin? Sen kimsin ya? Sizin var ya, ben kredi başvurunuzu var ya, gelmişsinizi, geçmişsinizi bit kimlik bir alan beni. Ya yakışın çok çekici. Alo, kızım. Kızım, şey değil. Sapın. Kız kim? Sapın sesi geliyor, sapın sesi geliyor. Yeter be, yeter! Bir susun! Aa, kesildi. Vallahi sessizlik oldu. Yeter be! Siz kimsiniz be? Biri emir verir, biri küfreder. Yeter Allah aşkına ya, biz de çalışırız burada. Daha ne yapayım ben size? Oh be! Rahatladım. Çizgim varmış, bozdurdular. He. İsmet Hanım. Alo. Kızım. Alo. Yapmayın ne olur. Zarar vermeyin. Kızım iyi misin? Orada mıydınız? Ay kusura bakmayın, ben duyduğunuzu bilemedim bir an. Evladım sakin ol, duyuyoruz biz seni. Ay kusura bakmayın, evet. Ben bir an böyle heyecanlandım, panikledim. Kusuruma bakmayın. Gencecik bak, bak gencecik kızsın. Yapma. Yani galiba öylesindir. Bence de öyle. Ne kadar güzel kızsın, senin o küçük başına yazık değil değil mi? Sen sus ya. Yani yazık. Kızım hiç böyle köpteleme kızım. He? Böyle köptelemesin. He? Vallahi. He? Anladığım kadarıyla cevap vereyim efendim. Kusura bakmayın, ben dinlendiğimi bilmiyordum. Özür dilerim. Hanımefendi, bağırınca çok seksi oluyorsunuz. Ya ama sen de ya. Evet hanım, içeriden kayıtları dinledim. Biz böyle bir tavra kesinlikle saygı duymayız ve sizi hemen yolluyoruz. Eşyalarınızı toplayın lütfen. Toplarım inşallah. Gidiyorum ben. Özür dilerim. Aydınger Bey, 1,5 dakika önce çıkmıştık. Efendim, bir problem mi var? Bir problem yok. Zaten İsmet Hanım da gidiyordu, eşyalarını topluyor. Evet, topluyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. Ne oldu ki? İşinizi arkadaşlar. Pardon efendim, pardon. Zahmet Bank, nasıl yardımcı olabilirim? Alo, söyle o patronuna eğer o kızı kovarsa bir daha da o bankayla çalışma. Anladım efendim. Buyurun efendim. O kızı kovamazsınız canım benim. Kovamazsınız, paramın hepsini çekerim. Kaç milyonum var bilmiyorum. Vallahi çağrılar hiç durmuyor Aydınger Bey. Buyurun. Bak, kızı kovarsan o robotun civatalarını sökerim. Ah. Alo. Öyle ben patronun tabi. Buyurun. Alo. Buyurun. Lütfen o kadının işine son vermeyin. Bana kim onun gibi hohlayacak? Aydınger Bey, İsmet Hanım giderse birçok müşteriyi kaybedeceğiz galiba. Nasıl ya? Evet. Allah Allah, ne yapsak ki? Bilmiyorum, her yerden zaten ses... Her yerden çağrı geliyor. O zaman İsmet Hanım, sizi ne yapalım? Biz sizi prim olarak gece mesaisinde de burada tutalım. Çünkü böyle bir çalışanımızı kaybetmek istemeyiz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Vallahi her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, biraz bağırarak ileri gittim. Ya ilk günümde. Sağ olun. Hiç billa koktele mi ya?
Hanımefendi, gece vardiyası demişken rahat bir şeyler giymez miyiz? Ya. Allah artık belanı vermesin seni. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bir kere sapık rolü çok yakıştı Yasin. Yani enteresan bir şekilde değil mi? Yani Yasin'in her kadına... İşlemiş, içine işlemiş. Evet. Aslında sapığın burada olması lazımdı Ozan. Senden de iyi sapık olurdu bu arada. Yok, bence de. Ama Yasin beyefendinin beli aradığı için ben geçtim abi. He, doğru. Fıtığı var kardeşimiz. Evet, fizik tedaviye gidiyor. Kolay gelsin. Sen de çıkamadın. Ben de çok fıtık şey yap. Batuhan, tip çok iyi. Sağ olun. Bu tipi değerlendirelim. Yani bir finalde çıkışı biraz daha coşkulu olabilirdi ama... Bunu şeyin, saçın, duruşun... Bunu yani yıllardır bu rol için hazırlanmış gibi bir... tüm vücudunla oynadığın karakteri gerçekten çok iyiydi vallahi. Sağ ol abi. Ya skeçte Sema şey vardı yani hani... Konu güzel, her şey güzel ama tekrara giriyor bir yerden sonra. Böyle bir içerideki hikayeyi de takip edemedik. Böyle bir tekrar oldu ama konu güzel, tipler güzel. Çok iyi şakalar vardı. Güzeliz yani. Tiplere baksana abi, çok güzel. Ben herkesin yarısına kadar hazırlandı zannettim. Meğer full hazırlanmış herkes. Tamamen mi çıksaydınız acaba? Seyircilerden çıkıyoruz ama her şey hazırlandı. Evet ya, ekibimizin kostümü, her şey işte işini ciddiyetle yapan ekip bir başka oluyor. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.